gıda olsun, Almanya'ya çalışıyor bu firmalar ve Almanya'da gelirler düşüyor. Reel gelirlerde ciddi düşüş var ve gerçekten işsizlikte ciddi bir artış var. Sebep şu, çünkü dünya ticaret hacmi şu an itibariyle en son verilere göre %28 daralmış. Dünya ticaret hacmindeki %28'lik daralma dünya tarihinde bir tek İkinci Dünya Savaşı sırasında var. O zaman bile o kadar. 29 bunalımında. 29 bunalımında bile dünya ticaret hacmi o kadar daralmamış. Şu an artık herkes bilgiye aynı anda ulaşabildiği için, bütün firmalar alımlarını kestiği için, yani bir yerde kriz olurken 29'da o Amerika'da kriz olduğunu siz aylar sonra duyuyordunuz bir başka yerdeyken. Yani sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Genel olarak ekonomilerde bu daralma varken ve Almanya ihracatla büyüyen ve gerçekten ya bir de Avrupa'nın motoru Almanya. Yani Tabii. motoru çıkarttığı zaman arabayı... Lokomotifi. Yani Evet. lokomotif durduğu anda o tren durur yani yıkılır. Evet. Ve Almanya'da bir bankaya bir şey olması durumunda sapır sapır diğer bankalar gider. Yani Belçika'da şeyde diğer Avrupa ülkelerinde gerçekten şey bulamazsınız o zaman. Yani bir anda tetikler ve zincirleme reaksiyon haline gidebilir. Yani inşallah öyle bir şey olmaz. Bunu mutlaka şu an düşünüyorlardır. Yani Trişe bunu düşünüyordur. Gerektiğinde yeniden para verecektir vesaire. Ama asıl sorun Almanya biraz daha hantal bir yapıya sahip. Yani daha yavaş gidiyor her şey. İhracatçı şu an ne yaptı? Yeterli ihracat yapamıyor. Yatırım yapmış, kredi almış, kredisini ödeyemiyor. Faizler sürekli yükseliyor. Bir yerde kopacak sistem. Yani bir yerde duracak. Orada faizlerin asla yükseltilmemesi lazım. Peki, şimdi bütün bunlar olurken siz şimdi diyorsunuz ki %13-14'lere kadar varan Evet. faizler isteniyor. Biz diyorsunuz %9'lar civarında Şimdi bulabiliyoruz. bunu burada bir reklam amacıyla söylemiyorum ama biz neden bunu böyle yapıyoruz? Çok önemli. Bunu da bilmesi lazım vatandaşımız. Bizim Bu arada sizin şu anda telefonla ulaşamayabilirler. Stuttgart'taki ekibiniz, Köln'deki ekibiniz yerinde mi? Stuttgart'takiler hazır. Stuttgart'takiler Köln hazır. şu O anda zaman tatilde. Stuttgart telefonla evet, Evet. veriyorlar Evet zaten. olsa. Evet, kredi konusunda, ev konusunda soru sormak isteyenler olursa şu anda Stuttgart'ta aşağı yukarı bir 10-12 kişilik ekip var. Oraya da arayabilir, Güner Çakıroğlu'na yönelteceğiniz soruları zamandan kazanmış olursunuz. Şuna, bunu söyleyeyim ki bir reklam amacıyla değil ama bir gerçek varsa biz şubesiz bankayla çalışıyoruz. Yani diğer şubesi olan bankalar çok büyük bankalar bunlar 13-14 alanlar. Ondan tabii ki reklam her zaman reklamlarda bir yıllık krediler %7 %8 gibi gösteriyor ama yani oturduğunuz zaman Acaba mesela vatandaş sevisi bunda reklamı falan yok yani. Benim vatandaşım %13-14'ü alacağına gitsin %9'dan alsın biz bu her zaman krediyi. diyoruz, Yani yani bir kere kredi dosyasını açıp baksa bize geldiğinde 5% karı var. Yani biz şubesiz bankada, iki tane Almanya'da merkezi şubesi olan bir bankada internet üzerinde çalıştığımız için çok ucuza faizleri alıyoruz. Çünkü masraflar az, giderler az. Çünkü bu masraflar, şube masrafları tamamen müşterinin sırtına biniyor zaten. Yani Tabii. krediye yayılıyorlar onu Ha, biliyorsunuz. şimdi o zaman şey Tabii, sorun ortaya çıktı. aynen İşte tabii. şube masrafları. Bizde mesela şu anda en fazla işsizler beyaz yakalılar ve o beyaz yakalıların önemli bölümünü bankacılar Evet, oluşturuyor. evet. Yani 2001 krizinde de oydu, bir de medyaydı. Medya da çok ağır darbe almıştı. Evet, Biz o şimdi konuda çok çok iyiyiz yani onu söyleyeyim yani gerçekten vatandaş bunu bir şey alırken çok dikkat etmesi peki lazım. şey soracağım. Konut fiyatları ne durumda Almanya'da? Düşmeye devam ediyor Çok mu? düşmeye devam ediyor. Yani Yani o da hocama verdiğim enteresan da. şeyde mesela diyor ki Almanya'nın tarihinde ilk defa bu kadar bu sene az ev yapılmış. Bu da demek ki yarın ev sıkıntısı başlayacak, kiralar da yükselecek. Çünkü ikisi birbirine bağlı zaten. Ev bulamadıkça vatandaşlar kiranın üzerine gidecek. Yani Ama şu anda buna rağmen düşme devam çok ediyor. düşmeye devam ediyor evet. Yani gerçekten düşmeye devam ediyor. Demek Siz ki yine daha şey henüz... devam ediyorsunuz. Bu yani 20 yıl kira öder gibi Tabii ev tabii bizim o, olayla. bizim zaten en büyük şu anda bize doğan bir fırsat bu. Yani bunu biz bilerek de yapmadık hocam burada söylemek lazım. Belki büyük bir şansın, kaderin getirdiği bir şey. Deva gerçekten şu anda çok güzel bir formunda. Yani her hafta gidip gelmede yani mecbur kalıyoruz. 4-5 tane almaya kalıyoruz ondan sonra. Kolay değil. Çok ucuza evler düşüyor. Mesela geçen gün bir 27 bin oraya ev almıştım. Aynı bölgeden bir arkadaşımız tavsiyeyle getirdi. İki tane familyen havuzu 54 bin oraya ondan sonra aldık, imzaladık. İki tane ev yan yana. Yani bugün 23-24 bin liraya geliyor. Yani böyle fırsatlar hiçbir zaman bir daha gelmez. Vatandaş bunda çok duyarlı olması lazım. Bu işi bir an önce kapması lazım. Yani bu işte bir iki sene böyle sürecek. Bu zaman zarfı içinde 2 sene diyorsunuz. ben öyle Bir görüyorum işin dakika. O toplaması. zaman hocam şimdi piyasa konuşuyor. Şimdi bakın 2 burada sene biz sürecek diyor. tabii yani burada yok şöyle söyleyeyim. Finansal piyasalarda krizin dibe vurdu. Piyasalar olumluya geçti. Demin ilk daha programı açarken ne dediniz? Bu sanal mı, bahar mı? Evet, bahar havası dedim. Biz ne zaman Ama ekonomilerde sanal bahar havası.
Ve tabii sanal bir bahar havası. Ama piyasalar bunu hep yapıyor. Daha önceki başka ülkelerdeki krizlerde de kriz oldu, bitti. Tekrar yükseliyor, tekrar düşüyor. Şimdi bakın 2001 krizinde bizim borsa 20.000'den 7.500'e düştü. 7.500'den kaça çıktı biliyor musunuz? Kriz 43. Şubat'ı şey yaptıktan sonra 7.500'den 15.000'e çıktı. %100 prim yaptı. Sonra nereye düştü tekrar? 7.500'e düştü. Sonra tekrar bir daha 12.000'e geldi. Bir daha 7.500'e düştü. Biz 2001 krizinin reel etkilerini ta 2003'te üzerimizden def edebildik. Normalde gerçekten söylediği nokta şu. Farklı yerlerden bahsediyoruz. Yani ben şimdi finansal piyasalardaki olası hareketlerden bahsediyorum. Güner Bey ne yapıyor? Reel ekonomideki nasıl bir şey? Reel ekonomide toparlanma başlamamış, ev fiyatları düşüyorsa hala düşüyor reel ekonomi. Hala kötüye gidiyor o zaman. Ve ne zaman toparlanacak sorusunun cevabı şu. Finansal piyasalar her zaman izleyen 6. ayla 9. ayda toparlar. Ekonomiler de dibi vurur. Daha fazla dibe gitmez bundan sonra. Yani şunu söyleyebiliriz. Daha da kötüye gitmez. Ne bileyim işsizlik %10'a gelir Amerika'da ama %15 olmaz artık bundan sonra. Çünkü muazzam bir harcama planı açıklamış durumda. Bu konuda yalnız Avrupa'nın şanssızlığı, Amerika'da eyaletler var, bir sürü eyalet var. Bunların uygulayacağı ekonomi politikalarını siz baştan maliye olarak, Amerikan yönetimi olarak belirleyebiliyorsunuz. Ama Merkel belli bir politikayı uygulayalım diyor. Bakıyorsunuz Sarkozy buna kabul etmiyor. Bunların bir araya gelip de Avrupa Birliği olarak bir politika uygulayıp hepimiz şunu yapalım deme anlaşma olasılıkları zayıf. Ve bu çok endişe verici. Bu nedenle de oradaki toparlanma daha da gecikecek bence. Yani Avrupa'daki hani kötüye gidiyor, olumsuz veriler geliyor, faizler sürekli yüksek, kredileri ödemekte zorlanan firmalar başlamış Almanya'da dediğimiz zaman Avrupa ekonomisinde hemen bir toparlanma beklememek lazım. Bakın Amerika çok flexible. Amerikan ekonomisinde hemen reaksiyon veriyor. Neden? Amerikan toplumu tüketime alışmış bir toplum. Yani adam illaki onu yapacak o tüketimi. Siz alışkanlıklarınızdan vazgeçemiyorsunuz. Yani altınızdaki araba eğer iyi bir arabaysa kötü bir arabaya binmek istemiyorsunuz. Şartlar ne olursa olsun. Evi satıyorsunuz gene iyi arabaya biniyorsunuz. Sonuç olarak Amerikan tüketim toplumu olmaya devam edecektir. Asla bunu bırakmayacaktır. Ama Avrupa'ya baktığınızda insanların mesela Amerika'da hemen reaksiyon verip anında tekrar ekonomiler toparlanmaya başlayabilir ve politikalar çok çabuk etki gösterebilir. Fakat Avrupa'da bu çok zor. Bunun iki sebebi var. Bir, Avrupa birçok devletten oluşuyor. Birlikte bir hareket sağlanmıyor. Aynı zamanda biraz daha hantal davranıyor Amerika. Avrupa bu tür bir toparlanmada biz Avrupa'nın gecikeceğini düşünüyoruz. Yani Amerika eğer 2010'un ilk çeyreğinde artık büyümeye geçmişse Avrupa belki 2010'un dediği gibi sonuna doğru geçecektir. Nereden baksanız en az bir yıl var. Ve yalnız şunu da söyleyeyim Güner Bey'e. 2010 sonuna doğru dediğiniz zaman 1,5 yıl neredeyse. Evet. Daha... Yalnız şunu da ben belirteyim. Biz bugünkü şart, beyin öyle programlanmıştır çünkü. Biz bugünkü şartları, bugünkü kötüleşmeyi gördüğümüzde daha kötümser tahminlerde bulunuruz. Hı. Ben o kadar kötümser değilim. Yani 2 yıl değil ama önümüzdeki 2010'un ikinci çeyreğinden sonra artık ekonomilerin yavaş yavaş toparlandığını görmeye başlayacağız. Diyorsunuz. Evet. Şimdi böyle müthiş bir can kulağıyla hem siz dinliyoruz hem de Güner Çakıroğlu da ilginç şeyler söyledi. Bir yandan da bir telefon gelmiş. Reklam arasına gitmek istiyordum ama hemen bu telefonu alalım. Serdal Bey merhaba. İyi akşamlar efendim. Serdal Öztürk, Almanya. Kime soruyorsunuz efendim sorunuzu? Evet. Ben kredi için Güner Bey'e bir sorum olacaktı da. Hemen hızlıca lütfen sorun sorunuzu Güner Bey'e. Ol, teşekkürler. Güner Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Siz Almanya'da kredi hakkında %15'ler gibi falan bir rakam söylemiştiniz. Evet. Yalnız ben dün görüştüğüm bir banka ile kredi anlaşmasını %1.5'tan anlaşmayı yaptım. Nasıl bir altı? Şimdi beyefendi şunu söyleyeyim. Siz ne amaçla telefon açtınız anlamadım ama Almanya tarihinde 1.5'la bana 2 seneden bu tarafa bir tane kredi antrenör faksla gönder, ben onu büroma asacağım
Ve de size de o kredi aldığınız kadar kredi hediye edeceğim. %1.6 falan gibi bir kredi mümkün değil. Söz